Özellikle büyük şehirlerde hayat hep hız üzerine kurulu, hep bir yetişme ve yetiştirme hali. Ama biraz dinginlik de gerek. Özgür Madran, herkesin hayalini kurup gerçekleştirmek istediği yaşam için İstanbul'u geride bırakıyor, Aydın'a dönüyor. Ve annesinin adını taşıyan Fatma Ana çiftliğini kuruyor. Ailenin her ferdi bu çiftlikte sorumluluk üstleniyor. Fatma Ana çiftliğinde ne mi yapılıyor? Fatma Ana ve oğlu Özgür Madran sorunun yanıtını Eko Gündem'de veriyor. İşsizlerin çoğaldığı, toprakların boş kaldığı bir dönemde girişim hikayesiyle dikkat çekiyor Aydınlı Özgür Madran. Aşık Veysel'in dediği gibi, sadık yarın kara toprak olduğuna, gelecek için üretimin şart olduğuna inanıyor. Bağımlılık ortadan kalksın, kendi kendimize yetebilelim, ne tükettiğimizi bilelim diye eğitimini tamamlamasının ardından çocukluğunun geçtiği topraklara dönüş kararı alıyor. Özgür Madran, kendini harekete geçiren şartları ve girişim hikayesinin nasıl doğduğunu anlatarak söze başlıyor. Ben üniversitede yıllarımda okurken İstanbul'da sürekli olarak annemler bana her hafta ya da 10 günde bir bizim kendi ürettiğimiz ürünlerden koli yapıp kargoyla gönderiyorlardı bana. Çünkü İstanbul'da bizim kendi ürettiğimiz ürünle aynı lezzette ve aynı kalitede ürün bulmak mümkün değil. Aynı tazeliği bulmak mümkün değildi. Üniversite yıllarımda sonra İstanbul'da yine belli bir süre daha yaşamaya devam ettim. Ama İstanbul bildiğiniz gibi koskoca bir şehir, koskoca bir dünya. İnsanı bunaltan, çok fazla stres, çok fazla trafik olan bir yer. O yüzden daha fazla İstanbul'un keşmekeşine dayanamadım. Ve dedim artık ben İstanbul'a bu kadarmış dedim. Ve kendi toprağıma, kendi doğup büyüdüğüm yere döneyim artık dedim. Bu geri dönüşte büyük şehirdeki yaşam koşulları da önemli bir etken oluyor. Bir ürünün tarladan toplandığının ertesi günü halde satılabilir. Halden alan kamyon İstanbul'a varması bir gündür. İstanbul haline vardıktan sonra bunun marketlere dağıtılması yine bir gün. Marketten hemen o gün satılmıyor. Yine 3-4 gün bekliyor mesela. O yüzden İstanbul'da taze ürün bulmak diye bir şey mümkün değildi. Bu bir şans olmamalıydı. Herkes doğala, tazeye, lezzetliye ulaşabilmeliydi. Kendi ürettiğimiz ürünü müşterimize gelen sipariş üzerine hazırlayıp bunu kargoya verirsek ve kargo bunu müşterimize ertesi gün ulaştırırsa müşterilerimiz taze ürün ve lezzetli ürünü gerçekten tatma imkanı bulur. Ve böyle bir işe ailemi önderlik etmeye karar verdim. Onların tarım bilgisini, bana da verdikleri tarım bilgisini benim pazarlama bilgimle, girişimciliğimle, teknolojiye yatkınlığımla birleştirip iyi bir iş yapmaya çalıştık işte. ...2012'de çıkılan bu yolda bugün Türkiye'nin her köşesinden müşterileriyle büyüyen kocaman bir aile olunuyor. Alınan olumlu geri dönüş 200 dönüm arazide 12 ay üretim yapılması sonucunu doğuruyor. Biz geniş bir aileyiz. 5 tane amcam var, 5 tane dayım var mesela. Ve hepimiz hayvancılıkla ilgilendiğimiz için, tarımla ilgilendiğimiz için kuşaklar boyunca dedem zamanından beri, dedemin babası zamanından beri benim bildiğim hayvancılığın yanında kendi ektiğimiz meyvedir, sebzedir, çeşitli ürünleri ürettiğimiz arazilerimiz bayağı geniş. Yani burası köşk mesela, köşk ilçesi Aydın'ın. Bu köyün etrafındadır arazilerimizin, yani sebze ektiğimiz arazilerimiz. Yeni Pazar'ın Madran Yaylası'ndaki arazilerimiz vardır. Meyve, çoğunlukla meyve ürettiğimiz. Yine aynı şekilde Boğazdağ'ın Madran Yaylası'na doğru olan arazilerinde kestane bahçelerimiz ve çeşitli meyve bahçelerimiz vardır. Hal böyle olunca satışı yapılan ürünlerin sayısı da artıyor. İnternet sitemizde şu an itibariyle sattığımız 120-130 çeşit ürünümüz var. Bunların sebze olarak Aydın'da ya da Türkiye'de üretebilen bütün sebzeler vardır mesela. Bunun yanında Türk insanının bildiği yerli meyve çeşitlerinin hepsi bizde de mutlaka vardır. Tabii ki bu yaş üretilen meyve veya sebzelerin hepsi bir anda yaş olarak tüketilmiyor. Mutlaka bunun kurutulmuşları da istek olduğu için üretiliyor. Kışlık olarak kuru sebze üretimi olsun, meyvelerin kurutulmuş olsun diye mesela yaş
incir Ağustos'tan sonra kuru incire geçer artık. Kuru incir olsun, ceviz olsun, badem olsun mutlaka kendi içimizde kışlık üretimde vardır. Ektiğimiz buğdayın, mısırın ununu mutlaka kendi yaptığımız hamur işlerinde mutlaka kullanırız. Yani hamur işlerini de müşterilerimize sunarız mesela. Üretim sürecinde Fatma Ana devreye giriyor. Çiftlik onun adını taşımakla kalmıyor, internet sitesinde satışı yapılan her ürüne mutlaka onun eli değiyor. Her çeşitten üreme çalışıyoruz işte. Tarhanadır, bulgurdur, toz biberdir, pul biberdir, kurudur, zeytindir, zeytinyağıdır, süt, yoğurt, her şeyi üreme çalışıyoruz. O güne dek toptan satılan ürünlerin internet sitesinden satılması fikri Fatma Ana'yı da heyecanlandırıyor. Oğlum düşündü, üniversite mezunu, Yeditepe Üniversitesi'ni bitirdi. Düşündü, anne dedi, bu ürünlere müşteriyi kendimiz internet sitesi kuralım, direkt müşterinin eline geçsin, aracı olmasın diye düşündü. Olur mu olur dedik, nasipsi kısmetse böyle düşündük, paketleme yapıyoruz işte, internet sitesini kurduk. Ondan sonra hazırladığın mevsimine göre ne ekilecek fidanını ekiyoruz. Mevsimine göre ne tohum alınacak alıyorum. Ondan sonra kendimi ekiyorum, kendim dikiyorum. Genelde yetiştirmeye çalışıyoruz. Kendi kardeşler arasında da meyve bahçelerimiz, böyle ekim dikim işlerimiz var. Kendimizinki yemediği yedi kardeşlerimizinkiler de, kardeşlerim de üretiyor, kayınçılarım da üretiyor. Bu yönden hemen müşterinin eline kendimiz geçirmeye çalışıyoruz yani. Üretimde farklılığı sağlayan ilk etken tohum oluyor. Devamlı kendim alıyorum. Domates tohumu, biber tohumu, patlıcan tohumu, lahana tohumu, her şeyin, maydanoz tohumu, kereviz tohumu, her şeyi kendim alıyorum tohumunu. Yani mevsimde bu sırada tohumlar geçiyor, alınmaya başlıyor gari. Böber zamanı böberler doğru kana alıyor tohumunu. Yıllardan beri aynı tohumları kullanıyorum. Öyle şeyden bir tohum deyip de kullanmıyorum yani. Çok fark vardır lezzette tohumda. Eskiden anamdan, nenemden, dedemden gelen tohumları devam ettiriyorum. Tohum kadar önemli bir diğer etkense ekim dikim dönemi. Ekeceğimiz zamanda dünyamızın uydusu ayın hareketlerine çok dikkat ederiz. Yanlış bir zamanda tarlaya tohumu koymamaya dikkat ederiz. Çünkü siz yanlış bir zamanda bir mahsul dikerseniz tarlaya, bu ürün, siz istediğiniz kadar mücadele edin, isterseniz doğal yollarla mücadele edin, isterseniz sentetik yollarla mücadele edin, zararlara karşı baş edemezsiniz ve verimden de kaybınız olur. Her ürün organik esaslara uygun üretiliyor. Kimyasaldan uzak duruluyor. İlaçlama şeyimiz yok. Her şey o doğal organik olduğu için, toprak temasından olduğu için, hayvanların gübresinden, tavuk gübresinden yetiştiriyoruz yani. İlacımız genelde sarımsaktır. İlaçlamayı sarımsağına yapar. Sarımsak kokusunu böcek konmaz. Doğanın doğal düzeninin dışına çıkılmıyor. Üretimde seralardan faydalanılmıyor. Her ürün mevsimine göre açık alanda üretiliyor. Lahanadır, kernavardır, mevsimine göre dikiyoruz. Yaz sezonunda biber, patlıcan, fasulye, börülce, kereviz, pırasa yetiştiriyoruz. Ispanak yetiştiriyoruz. Onları hep az az ekiyoruz, değerlendiriyoruz yani taze olarak. Özgür Madran, yaş sebzelerin her dönem taze olarak satılabilmesi için uyguladıkları yöntemi şöyle anlatıyor. Arazilerimizin belli parçalarına belli aralıklarla ekim dikim yaparız ki zamanı geldiğinde bir ürünü alırken diğer taraftan diğer daha sonrasında ekilen ürün gelişmesine devam etsin. Birisi bittiğinde diğeri başlasın ve bu sayede sürekli olarak yeni çıkmış ürünleri müşterilerimize sunacağımız için tazeliğini her zaman garanti edebiliyoruz tüketicilerimize. Kendi üretmedikleri hiçbir ürünü satmıyorlar. Bugün elimizde kendi malımız yok.
Onun üstüne bu şu an elimiz yoktur diye müşteriye çiziyoruz, kalemine çiziveriyoruz. Önceden bu listeden çıkarıyoruz ama bazen de iş yoğunluğuna unutmuş oluyoruz. O gün malımız yok elimizde, gidip pazardan alıp gelelim demiyoruz. Sipariş gönderiminde herhangi bir kilo sınırı bulunmuyor. Kim ne kadar isterse ertesi gün eline ulaşıyor. Hiçbir sınırı yoktur. Yani isterse 1 kilo olsun, isterse 100 kilo olsun. Her türlü sipariş miktarını hiçbir kısıtlama olmadan temin ederiz müşterilerimize. Market ve manavlardaki ürünler dalından tazecik toplanan ürünlerin yerini tutmuyor. Zira burada aracı bulunmuyor. Gün kaybı yaşanmıyor. Daha taze, daha doğa. Elimizde gidiyoruz, müşteri siparişimizi verdim, dalından tazecik toplayıp geliyoruz, katıyoruz. Yarın teslim alıyor zaten müşteri. Memnun kalıyor. Bu memnuniyet sürekliliği sağlıyor. Bir defa deneyen müşterilerimiz hemen arkasından çok beğendikleri için o ürünlerin devamını ya da daha sonrasında başka çeşitlerin de siparişini vermeye başlıyorlar. Ve sürekli olarak memnun kaldıkları için bizden her hafta siparişlerini verirler. Ve tabii memnun kaldıkları için kendi eş dost ve çevrelerine de bizim tanıtımımızı yaptıkları için sürekli yeni müşteriler kazanmaya devam ediyoruz. Özgür gezen tavukların yumurtaları da sipariş listesinde kendine yer buluyor. Dönemine göre üretilenler sadece sebze meyve değil, domatesin en bol, en lezzetli olduğu dönemde salça da kaynıyor Fatma Ana'nın mutfağında, tarhana da yapılıyor. Mevsimi geldiğinde tarhana mı yapıyorum, bulgurumu da kaynatıyorum, kazanlarla kaynatıyorum, çoğu buraya koyuyorum depoya. Ondan sonra sezon geldiğinde istedikler, sipariş gelecek de gönderiyoruz yani. Salçasını da yazdan çıkarıyoruz. Nar ekşisi, turşusu, her şeyi var. Yaptıklarının beğenilmesi, takdir edilmesi gurur veriyor Fatma Ana'ya. Daha müşteri memnun edecek de daha çok onur gurur veriyor yani. Müşteri memnun olsun istediğimiz. Fatma Ana'nın çiftliğinde sadece tarımsal ürünler var zannedilmesin. Hayvansal ürünler için de internet sitesinden sipariş verilebiliyor. Özgür Madran, Hollanda'nın, İtalya'nın, Meksika'nın, Fransa'nın en meşhur peynirlerini bizzat yapıyor. Peynir var, yoğurt var, kesik var, tereyağı var. Hayvansal ürünler de üretiyoruz yani. Taze süt olarak sütü gönderiyoruz. Yaz dönem geldiği zaman pişiriyoruz. Yolda bozulmasın gibisini pişirip gönderiyoruz. Şimdi kış döneminde pişirilmeden sağıyoruz, ondan sonra gönderiyoruz. Herkesin sevdiği mevsim birbirinden farklıdır ama açıkçası benimki bahar, sizinki? Benimki de bahar tabii ki. Yani şu çiçeklerin güzelliğini yaşamanın en keyifli dönemi bahar mevsimi, evet. Çünkü. Çok güzel bir yerdeyiz. Çiçekler arasındayken burada da sohbete devam edelim istedik. Burada sürekli bir hareketlilik var değil mi? Evet, evet. Üretim yapılmayan bir dönem var mı? Bizde hiçbir zaman yoktur. Çünkü bizde haftanın 7 günü, günde 16-17 saat, 18 saat mutlaka çalışılır. Bizde tatil yoktur. Bizde bayram 2 gündür sadece. Ondan sonra bizde hastalık sadece doktora gidip gelinceye kadardır. Sürekli tarlaya girmek gerekir, sürekli hayvanlarla ilgilenmek gerekir. Siz tarımsal üretim yapıyorsunuz. Hayvancılıkta büyükbaş var dedik, tavuklar var dedik. Arıcılık peki? Var. Arıcılık da var. Bazı birkaç kovan arıları mesela ekilen mahsullerin zamanına göre ya da meyvelerin zamanına göre bahçelerimizin arasında, tarlalarımızın arasında dolaştırırız ki gerekli olan tozlanma ihtiyacı arılar sayesinde gerçekleştirilebilsin. Herhangi bir sentetik tozlayıcı ilaç kullanmak gereği kalmasın bize. Diğer fazla kovanlar da şu anda Muğla'daki çiçeklik alanlara konmuştur ki çiçek balı
siparişlerimiz için o çiçek balını tedarik edebilelim. Daha sonra 120 çeşit arasında çiçek balı var. Sadece çiçek balı mı peki? Çam balı da var mesela. Aydın denilince bu bölgede, bu topraklarda dağlarından, yağ ovalarından bal akan şehir olarak da anımsanmış oluyor ve en uzun ömürlü insanların yaşadığı topraklar buralar. Evet. Sadece ovada değil, dağda da bir üretim var. Tabii ki. Orada ne üretiliyor? Dağlık arazilerde çoğunlukla ya hayvanlar meraya götürülür ve meyve bahçelerinin de büyük bir kısmı yayladaki ya dağlık arazilerdedir. Bir de Aydın verilince kestane akla gelir, o da var mı? Tabii ki var. Esas mesela Bursa kestane şekeriyle ünlüdür. Kaliteli kestane şekerlerinde kullanılan kestaneler bizim Aydın'dan götürülür. Çünkü Bursa'nın kestane üreticileri kamyonlarla gelir buraya kestane zamanında. Kamyonlar dolusu kestaneyi kendi işletmelerine götürürler. Buranın kestanesini kullanırlar üretimlerinde. Butik bir anlayışla 2012'den bu yana hizmet veren çiftliğin kurucusu Özgür Madran'la son olarak hedeflerini konuşarak sohbetimizi noktalıyoruz. Çok aşırı büyüyeceğiz. Ve insanları daha çok kendimize bağlayacağız deyip de sonra yetiştiremediğimiz ürünleri gidip de başka yerden getirmenin, sonra bunu bizim ürünümüz diye pazarlamanın bir mantığı yok. O yüzden mümkün olduğu kadar bizim için önemli olan bizden ürün almış ve memnun olmuş insanları koruyabilmektir. Fatma Ana Çiftliği olarak bugüne kadar memnuniyetlerini sağladığımız müşterilerin aynı şekilde memnuniyetlerini sağlamak üzere çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar bize göstermiş oldukları teveccüh için biz onlara çok teşekkür ederiz.